Şimdi insülin direnci dediğimiz şeye geri dönelim. Herhangi bir karbonhidrat yediğinizde, özellikle glisemik indeksi yüksek olan meyve gibi, ekmek gibi, poğaça gibi, çay şekeri gibi ürünleri tükettiğinizde kan şekeriniz hızla yükselir yemekten sonra. Bu kadar hızlı yükselince pankreastan hemen insülin hormonu salgılanır hızlı bir biçimde kan şekerini düşürür. Nasıl düşürür? Şekeri alır, kullanacağı miktarı ki çok azıdır bu, sizin yediğiniz şekerin yüzde birinden daha azını hücrelerin içine sokar. Hı hı. Kalan kısmını, kalan şekeri fruktoza çevirir karaciğerde. Onu da trigliserite döndürür. Yağ yapar yani şekerden yağ yapar. O da iç organ yağlanması yapar. Dolayısıyla sizin vücudunuzda biriken o yağlar şu göbek kısmında biriken yağlar ve karaciğer yağlanması dediğiniz durum var ya bunların hepsi trigliseritten yani karbonhidrattan oluşur. Peki ben sürekli karbonhidrat yemeye devam ediyorum. Her öğünde karbonhidrat var, pilav var, makarna var, ekmek var. Ara öğünlerde meyveler, bal, pekmez vesaire tüketiyorum. Ne olur? Benim vücudumda Kan şekeri sık sık yükselir. Bu sefer sık sık insülin salgılanır. Fakat bir yerden sonra hücrelerdeki insüline duyarlı reseptörler insüne cevap vermemeye başlar. Hani bir vidayı vidalarsınız yalama olur ya, aynen onun gibi. Bunun üzerine kan şekeri düşürülemez. Düşürülemeyen için pankreas daha çok insülin salgılanır. Bu bir kısır döngü yaratır. Eskilerin deyimiyle fasit daire. Yani bir noktadan sonra kanda dolaşan çok yüksek miktarda insülin vardır ama hücreler insüline cevap vermiyordur. Kan şekerini düşüremiyordur. Bunun sonu nedir? Bunun sonu diyabet hastalığıdır. İnsülin direnci diyabete döner. Çünkü düşürülemeyen kan şekeri, sürekli yüksek seyreden kan şekeri, pankreas çok fazla insülin üretmesine rağmen hücrelerin insüline cevap vermemesi durumu tamamen diyabetin öncüsüdür. Bütün prediyabet durumları içinde en fazla rastlanan ve diyabet hastalığına en çok dönüşen durum insülin direncidir. Hemen bir tarif verelim mi hocam? Verelim. Özellikle insülin direncine karşı Hı -hı. zeytin yaprağı çayı. Evet. Bakın evde yapabileceğiniz, gerçekten sizi koruyacak ama beslenmeyle galiba değil mi hocam? Tek Kesinlikle. başına değil. İnsülin direncine fayda sağlayacak bir kürümüz var, evet. zeytin yaprağı çayı. Şimdi zeytin yaprağı bizim diyabet tedavisinde kullandığımız en güçlü takviyedir. Biz klinimizde de kitabında da var zaten diyabet kitabında. Kliniğimizde de hastalarımıza zeytin yaprağı ekselerin tedavide kullanıyoruz. İnsülin direncinde ve diyabette hastanın en büyük yardımcısı zeytin yaprağıdır. Zeytin yaprağı çok güçlü şeker düşürücüdür. İnsülin metabolizmasını ayarlar. Aynı zamanda çok güçlü antioksidandır. Bir de ne yapar? Çok güçlü antimikrobiyeldir. Sizi kış hastalıklarından, viral hastalıklardan da korur. E daha ne yapsın zaten? Yeterli bütün bunlar. Zeytin yaprağından bir tatlı kaşığı kadar atıyorum. Bir çubuk tarçın, seylan tarçını kullanıyorum. Bu sefer arkadaşlar doğru tarçını bulmuşlar. Aferinayda. Ve yeşil çay atıyorum içine. Yeşil çay yüksek kafein içerir. Eğer sizin yeşil çaya karşı hassasiyetiniz varsa ya da yüksek tansiyonunuz varsa yeşil çay tüketmeyin lütfen. Bir de akşamları yeşil çay tüketmeyin. Çünkü yeşil çay kafeinden dolayı uykunuzu kaçırır. Üzerine sıcak suyumuzu ekliyoruz. Yani kaynattığımız ve altını kapatıp bir 3-5 dakika beklettiğimiz suyu ekliyoruz 80-90 derecede ve şöyle bir karıştırıyoruz. Peki hocam bir merak ettiğim bir şey var. Çay. Hani dersiniz ya size kök Hı -hı. bitkiler kaynatılmalı diye. Bu tarçın da kök bitki değil mi? Değil. Değil mi? Değil. Ha. Tarçın tarçın ağacının kabuğu. Yani öyle direkt demleme usulüyle evet. yapabiliyoruz. Uçucu yağ içerir. Zaten uçucu yağlarından faydalanıyoruz. Sinema hiç içerir. Son derece güçlüdür. Ama kaynatılmasına gerek yoktur. Kaç fincan ve nasıl tüketelim? Ne kadar içelim? kaç Her bardak? Her gün 3 bardak içebilirsiniz. Yemeklerden hemen önce veyahut yemekten 1 saat sonra içebilirsiniz. Hı hı. İkisi de mümkündür. Akşamları içmemeye gayret edin. Dediğim gibi uykunuzu kaçırabilir. Hamileler içebiliyor mu? Hamileler içebilir ama tarçının mutlak surette seylan tarçını olduğundan emin olun. Seylan tarçını olduğundan emin değilseniz hamileler tüketmeyin lütfen bunu. Peki bir şey daha soracağım. Bu insülin direnciyle ilgili biraz önce dediniz ya hani hı hı. hayatımıza 2006 yılında giren Hibrit tohumlar. tohumlar bizi mahvetti diye. Evet. Şimdi ben mesela kaliteli bir ekmek yemek istiyorum. Hı hı. Bunun için gidiyorum da ne buluyorum? Mesela ata buğdayı buluyorum, sorgum unu buluyorum, siyez buluyorum, Sorgun kara buğday. buğday. Değil. Öyle kara buğday da buğday değil. Tamam. Ee, mesela mesela bunlarla ekmek tercüme. yapsam hı. E, yine de bana dokunur mu? Sorgum ve kara buğday yani greçkayla ekmek yapabilirsiniz. Ama CS kavılca bunlarda gluten vardır. Eğer diyabet hastasıysanız veya insülin direnciniz başlamışsa o zaman bunlardan da uzak durmanızda fayda var. Sorgun Veyahut ne peki hocam? Vardır. Sorgun, sorgun bitkisinden elde edilen undur. Sorgum buğday değildir. Kara buğday da greçka, fagopirum bitkisinden elde edilen undur. O da buğday değildir. Kara peki, buğday tamamen yanlış tercüme ile isim çevrilmiş zaten. E, İsmi onun greçkadır. Peki sorgum unuyla mesela e, kara buğdayı karıştırıp ekmek yaptığım zaman yiyebilir miyim? Yiyebilirsiniz. Kendimi mi şey soruyorum <gülüyor> <gülüyor> Ama Yiyebilirsiniz. bir de bu, ben bunu böyle bir de baktım yani hani ya oluyor mu diye çok da güzel oluyor tadı ama size de sormadan dedim. Geçen hafta öğrendim Hoş... sevgili Sandra yapmıştı kara buğday ve sorgum unuyla hafta sonu evde tuzlu kek yaptım. E, çok Güzel Glütensiz. Oluyor. Çok güzel gerçekten. İstediğiniz her türlü baharat koyuyorsunuz. Ben bahçeden biberiye koydum, kekik koydum. Ee, biraz peynir vesaire. Şahane oldu. Evdeki herkes de çok beğendi. Yapıp yiyebilirsiniz. Ben Ve ne yaptım? Kolay. Hafta sonu Hı. mücver yaptım. Aa, Sorgumunuyla yaptım. yaptım. Ee, i̇çerisine biraz kara buğday da koydum. Sorgum koydum ve onu fırınladım. Harika. O kadar güzel oluyor ki böyle. Ve lezzetli aynı zamanda ve sağlıklı. Ve börek tadında ve çok güzel. Kızartmıyoruz evet. da. Çok güzel. Yok hocam asla Bravo. kızartır mıyız? Maazallah. Ümit Aktaş duymasın. Şimdi e, sevgili seyircilerimizin soru, sorusu var. Hocam biz üç kardeşiz demiş Fadile Hanım. Çölek hastasıyız. Bu hastalığı atlatabilir miyiz? Bu sorulara çok kısa cevap verip Geçelim Çölyak hocam. hastalığı beslenme düzene sokulunca yani gluten sıfırlanınca toparlanan ve iyileşen bir durumdur. Ama çölyakta gluten intoleransım iyileşti ben artık buğday yiyebilirim diye bir durum maalesef yoktur. Ömür boyu buğday yemeyeceksiniz çölyak hastasıysanız. Ahmet Bey demiş ki hocam ayaklarımın altı şiddetli şekilde yanma hissi var. <laughs> e, dahiliyede muayene oldum her şey normal çıktı. Aç karnına ve tok karnına şekerime baktılar normal çıktı. Fakat ayaklarımın tabanının altındaki yanma hissi hiç geçmiyor. Nöropati dediğimiz durum. Mutlak surette gluteni kesin, D vitamini seviyenizi yüzün üzerine çıkarın ve damar dolaşımınız için de omega 3 takviyeleri alın. Faydasını göreceksiniz. Ee, şekerim 7,5 çıktı. 2000'lik ilaç verdiler. Normal mi demiş bir seyircimiz. Şekeriniz yüksek. Hemen Sina. burada anlattığımız gibi beslenin. Ekmeği kesin, hamur işini kesin, şekeri, tatlıyı kesin. Bol yağ, bol protein, bol sebzeyle beslenmeye başlayın. Ve günde bir saat yürüyüş yapın. Şekeriniz düzelecek merak etmeyin. Ee, sevgili Nirvana demiş ki annemin şekeri ölçüldüğünde normal çıkıyor. art Ancak geceleri ayak yanmalarından uyuyamıyor. Normal mi diye soruyor. Neyi Yine görürsünüz? aynı soru. Az önce söylediğimizi söyleyeceğiz. Nöropati yaşıyor anneniz. Sinir hasarı var. D vitaminini yüksek tutsun, gluteni kessin ve omega 3 takviyeleri alsın rahatlayacak. Şimdi hocam o kadar güzel sorular var ki e... ikinci bölümde de devam edelim o zaman evet, bunları cevaplamaya. 30 gün okumaya. aç kalmak yani şu diyet, şu bu diyet, tip 1 diyet, tip 3 diyet. Bunlar e, bu diyet ben... aç kalmak diye bir şey yok. Bilirsiniz ben her zaman dengeyi savunurum. Sormuş. Dengeyi bozmayacaksınız seçilenim, Dengeyi bozduğunuz zaman ne yönde bozarsanız bozun hastalık yapar öyle 30 günlük aşık diye bir şey olmaz. İnsanın gıda almaya ihtiyacı vardır. Dolayısıyla gıdanızı dengeli olarak almanız gerekir. Ferhan Hanım önemli bir soru sormuş. Bugünlerde ben de çok yani gerçekten bu konuyla ilgileniyorum. Acayip bir size de söyledim. Acayip bir göz kuruluğum var. abi e, baktım romatolojik hastalığa doğru böyle gidiyorum. Hocam dedi ki bana dur bir dakika orada dur. Ayrıyetten bir gün bunu da konuşalım, konuşalım. sizinle. Gıda takviyeleriyle bunları nasıl önleyebileceğimizi konuşalım. anlattı bana reklam arasında. Sizinle de paylaşacağım. Ferhan Hanım sormuş romatoid, artrit ve ee, bu konuyla ilgili bilgilere çok ihtiyacım var. Fizik tedaviyle aşabilir miyiz? Eklemlerdeki iltihabın üstesinden nasıl gelebiliriz demiş. Çok güzel soru. Romatoid artrit bir otoimmün hastalıktır. Yani bağışıklık sistemi eklemleri saldırdığı için meydana gelen hastalıktır. Bu hastalıkların tamamı beslenmeyle ilişkilidir. Tamamı bağırsaklarla ilişkilidir. Tamamı glutenle ilişkilidir. Size romatoid artrit teşhisi konulduysa hemen gluteni kesin. işlenmiş gıdalardan uzaklaşın. Karbonhidratlardan uzaklaşın. D vitamini seviyenizi yükseltin. B12 seviyenizi yükseltin, mutlaka omega-3 takviyeleri alın. Hayatınıza egzersiz koyun, fizik tedavi ya da pilates, akıllı bir medikal pilates hocasıyla tıbbi pilates yapın. Merak etmeyin, yenersiniz hastalığınızı. Romatoid artrit iyileşir, ilaçlarla değil. Beslenmeyle iyileşir. Şimdi gördüm. Ferhan Hanım meslektaşlarımızdanmış. Buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Ay hocam o kadar çok sormak istediğim soru var ki size. Bu arada kitap istiyor sevgili seyircilerimiz. ...memnuniyetle... Ee... diyabet kitabı yollayalım. Diabet kitabı Bugün kitabı diyabet yollayalım. günü çünkü. Diyabet kitabı yollayalım. Faydası dokunsun. Siz söyleyin kaç kişiye istiyorsanız yollayalım. 300 <gülüyor> <gülüyor> <laughs> 10 kişiye gönderelim. 10 kişiye Olur gönderelim, mu? Tamam. E, Beyaz TV Instagram sayfasına lütfen. Hı -hı. hocamla benim fotoğrafım var. E, sırf bakın bu kitaptaki bu kürleri uyguladığınız zaman dahi bu Kesinlikle. hastalıktan nasıl kurtulduğunuzu, nasıl sağlığınıza kavuştuğunuzu göreceksiniz. Bir şartımız var. Bu kitabı alan 10 kişi lütfen okuyup bırakmasınlar. Bu kitabı okuyup uygulasınlar. Uyguladıkları zaman şifasını görecekler ve bu 10 kişinin bir kural koyalım. Bu 10 kişi diabet hastası ise bu kitabı yollayalım. Sadece diyabet hastası olanlar bu kitabı istesin lütfen Peki. onlara faydası dokunsun. Peki ekran başındaki sevgili seyircilerimiz Beyaz TV Instagram sayfasına girip hocamla benim fotoğrafımın altına eğer diyabet hastasıysanız lütfen bir yorum bırakın. 10 kişiye kitabı göndereceğiz. Siz de okuduktan sonra lütfen bu kitabı bir başka diyabet hastasına verin. Şifa kaynağı. Bunu Daha alıp bu. okuduğunuz zaman anlayacaksınız. İçindeki formüller, Aynen beslenme Aynen önerileri. E, 3 ayda zaten diyabete son diyor görüyorsunuz. Evet. Doktor Şba kontrolüyle. Olsun. Şimdi insülin direncine karşı zeytin yaprağı çayını verdik. Hı hı. Bir de insülin direncine karşı avokado kürümüz var. Evet. Yine doktor tavsiyesiyle. Hı hı. E, ha, reklama çok az vaktimiz kalmış İkinci hocam. İkinci bölümde yaparız. İkinci bölümde o zaman evet. kalemler kağıtlar hazır olsun. İkinci bölümde bunu yapalım. İnsülin direnci ile ilgili özellikle ne kullanmalıyız diye soran seyircilerimiz vardı. Hani bir gıda takviyelerinden önerileriniz ne olabilir? Zeytin yaprağı kullanabilirsiniz. En önemli gıda takviyesi insülin direncinde zeytin yaprağıdır, ekstrelleridir. Ama unutmayın tekrar tekrar vurguluyorum, diyabet ve insülin direnci sadece beslenmeyle düzelir. Bakın çok önemli bir şey. Diğer bütün tedaviler takviyedir, yardımcı tedavidir. Evet zeytin yaprağı etkilidir, omega 3 etkilidir, D vitamini yüksek tutmak gerekir. Biz de hastalarımıza bunu yapıyoruz, kitapta da bunu anlatıyoruz zaten dozlarıyla birlikte. Ama asıl tedavi her zaman beslenmedir. Beslenme vazgeçilmezdir. Yani ben kimyasal ilacı çıkardım, yerine bitkisel ilaç koydum, fitoterapi yaptım, iyi bir şey yaptım. Hayır, hastaya bir bütün gibi yaklaşmadığınız sürece, bütüncül yaklaşım olmadığı sürece kimyasal ilacı çıkarıp da yerine bitkisel ilaç koyunca daha iyi bir şey yapmış olmuyorsunuz. Onun için bütüncül yaklaşım şarttır, gereklidir. Evet, diyabet ve zayıflama küllerinde nasıl beslenmeniz gerektiğini zaten sayfa sayfa göreceksiniz. Hocam adım adım verdiği tariflerle hem hayatınıza özel reçeteler katıyor, hem de hastalığı ve yaşam tarzınızı nasıl düzenlemeniz gerektiğini öğretiyor. Beyaz TV Instagram sayfasına yorum bırakırsanız 10 seyircimize Ümit Aktaş'ın kitabını hediye edeceğiz. İnsinin direnci için avokado kürümüz var sırada. Ee, diyabetin 10 işareti var. Belki şu anda bizi izlerken diyabet değilsiniz ama belki belirtileri var. Merak ediyor musunuz? Canlı yayında diyabetin 10 işaretini sizlerle paylaşacağız. Çünkü hastalık dediğiniz şey bugün olmuyor ama yarın tıp diye kapımızda karşımıza Maalesef. çıkabiliyor. Allah herkesi korusun ama tabii kendi kendimizi korumak bize de düşüyor. Siz de diyabet hastasına aday olabilirsiniz. O 10 işaretten 3'ü sizde varsa belki de. Reklamdan sonra da bunu konuşalım. <laughs>